VIP'lerimiz ve Mikabot takipçileri şu an piyasaya özel olan bir rapor yayınlayacağım. Şu anki piyasa türü nedir? İlk başta bunu sormamız gerekiyor. Bitcoin'in geri çekildiği, düştüğü piyasa türü. Dolayısıyla kendisiyle beraber altcoin'leri de aşağı çekiyor. Öyle ki dominans böyle adım adım yükselmeye başlıyor. Şöyle bir saatlik bunlarda baktığımızda bu tür piyasalarda veya dominansın arttığı piyasalarda Bitcoin'e karşı kendi bağımsız hareketini yapabilen coin'leri aramak gerekiyor. Ve aynı zamanda Bitcoin düşmesine rağmen Bitcoin biraz rahatladığında rahat rahat patlama yapabilecek veya Bitcoin düştüğünde bile azıcık bir ateşlenme ile birlikte pump yapabilecek coin'leri arıyoruz özel bir raporla. Biraz önce Twitter'da özel bir rapor paylaştım. İşte bu raporda göre hangisi ise iyi duruyor dediğimde herkes tuttuğu coin'i söyledi ama bu raporun disiplini altında hani edindikleri bilgileri tecrübelerle yorumlar görmüyorum yani çok güzel yorum yapanlar var mesela Arda Bey burada güzel yorum yapmış bilmeyenler bi bilmiyorum demiş ama herkes tuttuğu coin'i yazmaya çalışmış bir fanatiklik var sanırım şimdi şeyden başlayalım bakın şimdi biz boşuna korelasyon şiddeti raporları icat etmedik sevgili Nikabot takipçileri. Bakın JOR ASC komutu yazdığımızda piyasaya rağmen Bitcoin'in yaptığı hareketlerden bağımsız kendisiyle birlikte sürüklenmeyen coinleri görebiliyoruz. Korelasyon katsayısı eksi 1 ile 1 arasındadır. 0.70 ile 1 arasında olan rakamlarda coin'in gerçekten Bitcoin'i e çok sıkı şekilde hareket ettiği anlamına gelir. Eksi 0.70 ile eksi 1 arasında bir rakamdaysa e, coin'in bir o kadar da Bitcoin'le ters hareket ettiğini gösterir. Bu rakam ne kadar eksi bire yakınsa veya eksi ise Bitcoin'e bağımsız hatta ters hareket ettiğini gösterir. Bu rakam ne kadar bire yakınsa Bitcoin'le birlikte ya da o korele olmasını ilişkisini o kadar güçlü olduğunu gösterir. Şimdi Jorah komutu Bitcoin ile korelasyon en düşük olan coinleri gösteriyor. Bakın Luna, XVS, Pearl, Elrond, Avax, Mina, Iris, Kusama, Koti. E, Koti'ye kadar. Neden? Çünkü ben eksi olanları istiyorum. Yani Bitcoin'den biraz daha bağımsız hareketler. Şu listede evet biraz daha tutmaya çalışıyor ama bunlar yani az da olsa biraz sürükleniyor. Ama şu eksi olanlar Bitcoin'e Bitcoin e birlikte hareket etmiyor. Dolayısıyla ben bu liste içerisine bakarım. Luna, XVS, Pearl, Elrond, Avax, Mina, Iris, Kusama, Koti. bu coinler Bitcoin'e hareket etmediğini anladık. Şimdi bizim özel bir raporumuz var. Korelasyon şiddeti raporu. Korelasyon şiddeti raporu korelasyon rapordan farklıdır. Aradaki fark nedir? Korelasyon raporu Bitcoin rüzgarı estiğinde onunla birlikte savrulmayan e, coinleri tespit etmemizi sağlar. Yani en düşük korelasyonu olanları Ama korelasyon şiddeti Bitcoin'in yükseliş tepkisine ne kadar şiddetli bir tepki verdi aynı yönde. Bitcoin düşüne de ne kadar şiddette bir tepki verdi sorusunun bir cevabıdır. Dolayısıyla Bitcoin'in dip yaptığı yerlerde biraz rahatladığında hangi coin uçabilir? Bunu tespit edebiliyoruz bu raporla. Korelasyon şiddeti raporuyla. Burada Önemli olan şiddettir. Ya bakın şimdi hep birlikte hareket eden coinler olabilir bitcoin'e ama bir coin vardır bitcoin'le %1 yükseldiğinde o az yükseliyordur ama bir coin vardır %5 yükseliyordur bitcoin'in %1'ine karşılık. Bizim amacımız şiddet, bizim amacımız kar, bizim amacımız daha fazla baki arttırmak. Bu yüzden biz şiddete de bakarız. Şimdi şiddete bakalım. Pond sistemimizde yok. Pond coin onu belirteyim. Bu yüzden korelasyon e, raporunda gözükmedi. Korelasyon işte raporunda gözükmemesi bu coin'in olumsuz olduğu anlamına gelmiyor. Muhtemelen çıkardı raporda. Şimdi e, Mikomot takipçileri şu an aslında üç farklı rapor görüyorsunuz. Sol, en soldaki rapor 15 dakikalık mumlarda Bitcoin'in yükseliş ve düşüş tepkisine verilen e, rakamlar bir profildir. Ve aynı zamanda şurada görüyorsunuz ortadaki rakam. Bir saatlik mumlarda Bitcoin'in yükseliş ve düşüşüne coinlerin verdiği tepkinin raporudur. En sağdaki rapor ise 4 taş görüyorsunuz. E, coinlerin 4 saatlikte Bitcoin ile birlikte yükseliş ve düşüşüne verdiği tepkilerin bir raporudur. Buraya kadar tamam. Şimdi her raporda şuna dikkat etmesinizdir. İşte işlem çiftleri bakın şuralarda işlem çiftleri var. Sağ taraflarında ink score var. Ink score ne demektir? Bitcoin'in yükseldiği mumlarda bu coin'ler ne kadar şiddetli yükselmiş bu sorunun cevabıdır. Dolayısıyla Bitcoin'in yükselişine o kadar e, iştahlıdır, şiddetli tepki veriyordur. Bakın Pondcoin, Pondcoin'i yayınladığımızda gerçekten e, daha ucuzdu ve uçmaya başladı. E, yani nerelerdeydi şöyle göstereyim. Şuralarda bir yerdeydi sanırım. Ya yani Şuralarda bir yerdeydi ve uçmaya devam etti. Bitcoin biraz rahatladığın zaman uçacak e, bu anlama geliyor. Tekrar işimize geri dönelim. Bakın Inkscore neydi? Mavi olanlar bakın. E, Bitcoin'in yükselişine verdiği şiddet. Dexcore ise Bitcoin'in düşüşüne verdiği tepki. Bu tepki ne kadar büyükse o kadar kırmızıdır. Bu tepki ne kadar büyükse Bitcoin birazcık düştüğünde bu coin böyle patır patır daha şiddetli düşüyor anlamına gelir. Sağ taraftaki volume per day ise dinlenilen zaman aralığının günlük ölçüye vurulmasıyla meydana gelen o coin'in hacmidir. Bu hacim ne kadar yüksekse o coin'in biraz daha güvenilir olduğu anlama geliyor. Bir o kadar da yüksekse mavidir. Aynı mantık bu raporda da böyle, 1 haçta da böyle, 4 haçta da böyle. Hadi şimdi 15M raporundan başlayalım. Bakın, Pont coin gördüğümüz kadarıyla Bitcoin'in yükselişlerine en şiddetli, en iştahlı yükseliş tepkilerini veren koymuş. Sonrasında Luna geliyor. Bakın sağ tarafına baktığımız zaman Pond'un sağ tarafına baktığımız zaman Bitcoin'in düşüşlerine düşüş tepkisi bile vermiyormuş. Nasıl anlıyoruz? Çünkü bu değer birin altında. Birin yukarısındaysa evet Bitcoin ile birlikte düşüyor. Ne kadar, birin ne kadar üstündeyse o kadar daha şiddetli düşüyor anlamına gelir. Bakın Luna'ya bakalım. Luna Bitcoin'in yükseliş tepkileri çok güzel tepki veriyor. Fakat ponttan farklı olarak Bitcoin'in düşüşüne tepki veren bir coin. Yani Bitcoin geri çekilince bu coin düşüyor. Bu coin demek ki Bitcoin'in geri çekilmelerinde alınması gereken bir coin. Çünkü Bitcoin geri çekilince geri çekiliyor ve ucuzlama şansı var. Aynı zamanda Avax'a bakın. Avax coin de Bitcoin'in yükselişlerine güzel tepki veriyor ve aynı zamanda Luna gibi Bitcoin'in geri çekimlerde bu coin ucuzlamaya başlıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar Bitcoin'in dip olduğu noktalardan almak bu coin'de bizim kar etme ihtimalimizi hem arttırıyor hem de daha güzel bakiyemizin hızlı hız yükselmesini sağlar Bitcoin yükseldiğinde. Aynı zamanda kusamaya bakın. Kusama da benzer şekilde. Tabi biraz şiddeti biraz daha az. Ama e, şey düşüşlere verdiği tepki şu üstteki Luna ve Avax'a göre daha az. Tezos'a bakın. Tezos Yükselişlere güzel tepki veriyor ama bir burada bir durum var. Düşüşlere daha fazla tepki veriyor. Burada endişelenmeyin. Çünkü Bitcoin son 4-5 saatten beri daha fazla şiddeti düştüğü için bu raporun böyle gözükmesi doğaldır. Dolayısıyla Tezos da aynı şekilde 1.1 puanı diğer şeylere göre fena değil. Dolayısıyla bu coin'i özellikle Bitcoin'in daha dibinde almak zorundayız. Çünkü bu rakam diğerlerine nazaran daha kırmızı. Dolayısıyla bu coin de e, diplerde almakta çok fayda var. CHR coin bir bir ama baktığınız zaman sağ tarafında neredeyse sadece bitcoin kadar düşüyor ortalama olarak. Dolayısıyla bu coin e, düşüş e, tepkileri vermemeye başlamış. Panik yani demek ki yatırımcılar çok panik satış yapmıyor. E, bu anlama geliyor. R coin var. R coin de e, aynı şey söz konusu. Yani e, düşüşlere verilen tepki daha fazla. Mesela kotiye bakın son zaman çok bahsettiğimiz işte Elrond var bakın. Elrond da şey birbirine dengeli gözüküyor. İşte Matik var. bunlar da birbirine yakın. Bakın Koti'de belirgin şekilde düşüşe verilen tepki daha fazla artmış. dolayısıyla güzel bir düzeltme, bir panik satışı olmuş. burada 15 M raporunda bu gösteriyor. Luna'ya bakın. Luna bir saat kumlarda daha şiddetli duruma gelmiş. Bakın şurada. Demek ki son periyotlarda hani biraz daha düşmeye meyilli olmuş diyebiliriz. Avax'a bakın. Avax da çok güzel duruyor. E, yükselmeye meyilli. Tezos da aynı şekilde. ICX, Atom, Zil, Aeron, Celo, e, Selocoin. Hmm. Selocoin. Bu sol tarafımıza var mı? Şöyle bakalım, bakalım, bakalım. Aşağı şöyle inelim güzel güzel. Ben niye göremiyorum bu coin'i? Evet. Bu coin demek ki son periyotlarda bir düşüş eğilime girmiş. Selocoin de aslında Güzel. Giderken düşme dilimine girmiş seller var Kusama crv polkadot Mina Evet Mina şöyle bir haçta yani daha uzun zaman e, dilimine baktığımız zaman Bitcoin'in yükselişine çok güzel tepki veriyor ve Bitcoin'in düşüşlerine Aslında bir saatlik umularda e, Çok sa panik satımı olmuyor Burada şunu anlıyoruz bakın ilginç bir ilişki çıkartacağım Mina 15 dakikalık bunlar daha kısa zaman dilimlerinde Bitcoin'le düşüşlerine bir panik satışı oluyorken ama sonrasında bir toparlanma oluyor ki bir saatlik bunlara baktığımız zaman bu, bu, rapor daha iyi duruyor. Yani anlık tepkiler veriyor yine daha çok. Ee, şöyle bakın 4 saatliklerde bakalım. Near coin var. Near coin. E, ee, Near coin, sol tarafta var mı? Ben göremiyorum. Bir saatlikte var mı? Göremiyorum. Dolayısıyla nircoin artık bitcoin'in yükselişlerine verdiği tepki son periyotlarda azalmaya başlamış yükseliş momentumu kaybetmeye başlamış Dolayısıyla ben burada Near'ı çok düşünmem elrond'a bakalım elrond çok iyi durumda sol tarafımızda elrond var mı var elrond halen bitcoin'le birlikte hareket eden bir coin bitcoin'in yükselişine güzel tepki veren bir coin Abax da o şekilde tezos'ta o şekilde atom varmış bakın atom bu liste içerisinde var mı Şu atom muydu acaba? Yani şöyle bakalım. Her neyse, ee, bakın Pons ne güzel güzel yükseliyor. Şu an bu raporlu e, böyle yakalamışken başlamışken, şu e, şuralarda rapor oluşturmuştuk. Bakın ne güzel yükseliyor, e, güzel yakaladık. E, şimdi tekrar rapora geri dönüyoruz. E, atomu burada göremedik demiştim. EOS var burada sol taraflarda EOS'u görebiliyor muyum? Evet EOS var. EOS biraz düşmeye meyilli olmuş. E, Bitcoin yükselmesine güzel tepki veren bir coin'miş Kusama var bakın, Kusama da bu liste içerisinde var. E, Mina koyun var bakın, Mina koyun hatta Bitcoin'in e, yüks şey düştüğünü tepki bile vermiyor. Hani Bitcoin'in Bitcoin'i çok takmıyormuş. Ama son periyotlarda Bitcoin düşünü biraz takıyor. Dolayısıyla Bitcoin'in geri çekilmeleri öyle gözüküyor ki Mina coin'i daha tiplerde almak için bir fırsat Lafın özü Bu liste içerisinde bitcoine bağımsız olan coinleri görüyoruz eksi olanları Ve bu raporlar içerisinde hangileri var Luna var ee, XVS coin var mıydı çok emin olamadım Hemen şöyle bakıyorum neden ben görmedim burada XVS coin'i? Şurada bakalım XVS coine Evet ilginç XFS coin'in hacmi az olduğu için bu listede çıkmadı çünkü bir hacim filtresi var. Evet, e, XFS'yi burada görmedik. E, sonrasında Elrond var, Avax var, Mina var. Pearl, Kusama. İlisi görmedim. E, Koti de var bu liste içerisinde. Bu liste içerisinden bakabilirsiniz ve aynı zamanda Micabot sisteminde olmadığı için Pond da güzel duruyordu. Pont ancak Bitcoin'in e, böyle güzel geri çekildiği piyasalarda alınabilecek bir coin'dir. Peki şu an bir bonus analizi e, analiz olsun. Pond nerelerden alınabilir diye şöyle bir kendimize soralım. E, nereden alınabilir? E, 100 100-111 ile 0-118 arasına düşerse Pond e almak bir alım fırsatı olur. Ama bu korelasyon şiddeti raporunu direkt görenler Pond e, e, alım yapıştırıp e, bakiyeden hızlı hızlı artırmışlardı diye düşünüyorum. E, evet, Selo coin'i biraz önce görmüştüm. Selo coin biraz bitcoin ile koreli olduğundan bakın ne kadar güzel yani selo coin yani burada şunu demek istiyor ben bitcoini birlikte düşüyorum bitcoin yükseldiği zaman da böyle uçarım demek istiyor minacoin aynı şekilde minacoin ile çok ciddi anlamda ilgilenenler var bakın aynı şekilde burada sıkışma yapıyor Korelasyon şiddeti ve korelasyon raporlarının mantığı budur sevgili Mikabot takipçileri. Bir dahaki sefere bu raporu yayınladığım zaman hangi coinler iyidir, hangi coinler gözünüze çarpıyor, yatırım yapılabilir veya uçabilir dediğimde bu ilkelere göre, bu öğrendiğiniz bilgilere göre yorumlamanızı rica ediyorum. Seviliyorsunuz, görüşmek üzere.